Merhaba arkadaşlar, Oyuncu Vardiyası'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda oynaması ücretsiz bir oyun olan Brawlhalla'yı inceliyoruz. Belki para vermeyeceğiz, ancak vereceğimiz zamanın karşılığını alabilecek miyiz? Gelin birlikte bakalım. Brawlhalla, bağımsız bir geliştirici olan Blue Mammoth Games tarafından 2014 senesinde yayınlanan iki boyutlu bir online brawler. Direkt dövüş demek istemedim. Aslında brawl bir noktada dövüş de demek ama bu biraz daha mahalle kavgası kafası. 4 kişinin ya da bazı modlarda 2 kişi, ondan da bahsederiz birazdan. Bir platformda birbirlerini patakladıkları ve rakibini ekranın dışına atmaya çalıştığı bir tür bu. Birçoğunuzun Super Smash Bros'u duymuş ya da oynamış olduğunuzu düşünüyorum. Format aynı. Bilmeyenler için biz hızlıca formatı özetleyelim. Oyunda amaç rakibi ekrandan çıkartmak dedik. Lakin öyle bir tane vurdum hemen ekrandan çıktı diye düşünmeyin. İlk başlarda herkes dayak yemeye dirençli. En sağlam kombonuzu da yapsanız, en ağır vuruşunuzu da vursanız ancak rakibi bir metre öteye savurabiliyorsunuz. Lakin ne kadar çok dayak yerse bir kişi, yeni saldırılarda direnmesi o kadar zor oluyor ve balta ile bir metre öteye savuramadığınız kişiyi eğer fazlaca dayak yediyse bir yumruk ile bile sahadan atma imkanınız oluyor. Tabi döven taraftaysanız, dayak yiyen taraftaysanız da en ufak bir hatanızda roketi bağlanmış gibi ekranın dışına fırlıyorsunuz bu durumda, dikkat edin. Bunu da ekranın sağ üst köşesinde yer alan karakter portrelerinin çevresindeki renkten takip edebiliyoruz. Herkes yeşille başlarken dayak yedikçe bu renk turuncu, kırmızı şeklinde değişiyor ki bordoya çalan bir kırmızı artık üfleseler o sahadan çıkacaksınız demek oluyor. Eğlence de burada başlıyor çünkü olay en fazla rakibi dışarı atıp en çok puanı toplamak. Standart moddan bahsediyorum bu arada, diğer modlarda durum biraz değişebiliyor. Son vuruşu siz yaparsanız ve rakip dışarı giderse puan aldığınız gibi 2 puan alıyorsunuz. Birisi sizi dışarı atarsa da puan kaybediyorsunuz, bu da eksi 1. Hele ki kendi hatanız ile direkt düşerseniz eksi 3 puanı yiyor ve kenarda ağlıyorsunuz. Yani bu da demek oluyor ki bir rakibi ne kadar dövdüğünüzün bir önemi yok. Önemli olan son vuruşu yapabilmek. Bu da sizin darma duman ettiğiniz rakibi gelip birisinin uzaya ışınlamasıyla bütün emeklerinizin çöpe gitmesi anlamına geliyor. Ya da siz de bir assassin modunda kenarlarda kaçınırken kırmızıya dönmüş birinin üstüne çullanarak puanları kavgayla dövüşle uğraşmadan alabilirsiniz demek oluyor. Yalnız bakmayın böyle basite indirgeyerek anlattığıma. O kırmızıda olan arkadaşı yakalamak için yapılan koşuşturmacalar, o arada hava giderken avlananlar ya da tam siz adamı uzaya göndermeye niyetlenmişken hiç fark etmediğiniz birisinin sizi bir anda uzaya göndermesi gibi durumlar dayak yerken dahi kahkahalar atmanızı sağlıyor oyunda. Ya da ben biraz sadistim, dayak yedikçe mutlu olabiliyorum. Biraz daha detaya girelim oyunda. Oyun ücretsiz dedim en baştan zaten ama ücretsiz oynarken tabii ki bütün karakterler oynamaya açık değil. Haftalık dönüşümlü olarak belli sayıda karakter açık oluyor ve siz günlük görevler, haftalık etkinlikler ya da karakterleri seviye atlatarak kazandığınız altınlarla diğer karakterleri açabiliyorsunuz. Ya da gerçek parayla da alabilirsiniz ama dürüst olalım, o kadar para vermek niyetiniz varsa Super Smash Bros. Tabii ki çok daha yerinde bir tercih olacaktır. Brawlhalla güzel bir oyun belki ama bir Smash değil, kabul edelim. Yaklaşık 50 karakter var oyunda. Birisi Rayman, eğer daha önce Rayman oynadıysanız görünce sevinebilirsiniz. Ve bu karakterlerin crossover kıyafetleri de var. Örneğin The Walking Dead crossover'ı sayesinde bir karakteriniz Rick ya da Michonne olabiliyor ya da Tomb Raider'dan Lara Croft'ı kullanabiliyorsunuz. Oyunun kendini bu kadar geliştirmesi takdir edilesi. Ben oyun ilk çıktığında bol miktarda PlayStation'da oynamıştım kendisini. Oyun daha sonrasında tüm konsollar, PC ve hatta cep telefonlarına bile geldi. Bu incelemede kullandığım görüntüler ve değerlendirmeler tabii ki Nintendo Switch üzerinden. Dönelim geriye oynanışa. Her karakter iki farklı silah kullanabiliyor ve bu silahları dövüş anında düşen kılıçları yerden alarak ediniyoruz. Örneğin karakterimiz balta ve mızrak kullanıyorsa, son kullandığım silah mızraksa bir daha yerden kılıcı aldığımda balta geliyor elime. Yani sıradan kullanıyoruz silahları. Değiştirmek isterseniz elinizdekini atıp yerden bir başkasını almanız gerekiyor. Silah yokken de tekme tokat girişme şansınız var ancak o kadar da etkili değil. Kırmızı olan karakteri lakin gelişine bir yumrukla ekranın bir ucundan bir ucuna gönderebiliyorsunuz.
o kadar etkili değil dediysek doğru zamanda o kadar etkili anlamını yitirmesin. Ayrıca platformda bazen bomba, mayın ve benzeri çıkıyor ki bunları da rakiplerin üzerinde kullanma imkanınız söz konusu. Lakin kendiniz de çarpabiliyorsunuz. Orada biraz dikkatli olmak lazım. Eksi 3 puan cidden acıtıyor sonra. Standart mod 4 kişi 3 dakikalık dövüşler ve eşleştirme inanılmaz hızlı oluyor. Yani çok kısa zamanınız var ve bir şeyler oynamak istiyorsanız oyun mükemmel bir tercih olacaktır. Frame rate düşüşü hiç yaşamadım. Bağlantı problemi bir kere yaşadım ancak onda da sunucuya bağlanamadığım için offline oynadım. Evet, oyunu illa online oynayacaksınız diye bir şey yok. Offline olarak da 4 kişi arkadaşlarınızla kapışabilir ya da bilgisayara karşı kendiniz bir turnuva düzenleyebilirsiniz. Burada yaptığınız savaş karakter gelişimi ve haliyle altın kazanma noktasında fayda sağlamıyor ama mevzu eğlenmekse gayet eğlendirebiliyor. Tek switch ile iki kişi oynayabiliyorsunuz bu arada. Her Joy-Con'u farklı oyuncuya atama ve yan tutarak oynama imkanı var oyunda. Bu da bir yere gittiğinizde hızlıca arkadaşınızla kapışabilmeniz için güzel bir artı. Standart mod haricinde ise haftalık etkinlikler ya da teke tek modu gibi farklı modlarla da oynayabiliyorsunuz. İsterseniz de takım dövüşüne geçebilirsiniz. Eğer takımdaki diğer arkadaş oynamayı bilen birisi olursa bu en eğlencelisi diyebilirim. Herkesin birbirine giriştiği noktada arada kimin eli kimin cebinde belli olmuyor ama kırmızı takım mavi takım şeklinde ikiye bölündüğünüzde dövüş daha bir takip edilebilir oluyor. Oyunda 50 farklı karakter olunca haliyle aynı silahları kullananlar da oluyor. Ancak hepsinin kendine has hareketleri var. Tek göze batan nokta bu hususta herkesin temel hareketlerde aynı komboları yapıyor olmaları. Tamam, her mızrak kullananın mızrak modellemesi farklı belki ama aynı komboyu sıralıyorsunuz. Sonrasında karakterinizi az hareketle taçlandırabiliyorsunuz. Lakin bağımsız bir stüdyonun hali hazırda bu kadar güzel bir oyun sunması ve hala bir şeyler ekliyor olmasını da göz önüne alınca bu kusuru çok da takmıyorsunuz. Oyunun karakter ve arka plan çizimleri ziyadesiyle başarılı, renkler ve modeller yormuyor ve platforma göre de farklı müzikler söz konusu. Beni kalbimden vurdu diyemeyeceğim müzikler için ancak 20 farklı platformda hiçbirisi de bu ne be dedirtmeyen müzikler söz konusu. Bu platformlar düz bir çizgiden başlayıp hareketli platformlara kadar değişiyor. Ayrıca para vererek ya da bazen etkinliklerden kazanarak rakipleri alt etme efektleri de alabiliyorsunuz. Örneğin normalde biri sağ dışına çıktığında sadece efekt duyuyorken ve beyaz bir duman çıkıyorken diyelim. Eğer bu efektlerden birini satın almışsanız rakip duvardan çıkacakken bir anda ekrana giren bir ejderha onu yiyebiliyor gibi. Bunlar çok hoş şeyler. Sonuç olarak iki kişinin kurduğu bu bağımsız stüdyonun şu anda onlarca kişiyle yola devam etmesinden de anlayacağınız ve anlattıklarımdan da çıkaracağınız gibi oyun oynaması ziyadesiyle eğlenceli bir oyun. Ücretsiz oyunlar genelde gözden kaçabiliyor ki özellikle Brawlhalla'yı duymamış ya da oynamamış birçok insanla karşılaştım oyun gruplarında. O yüzden ufak bir inceleme yaparak kendisini duymanın faydalı olacağını düşündüm. Umarım sizler de oynarken en aşağı benim kadar eğlenirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşebilmek dileğimle. Hoşçakalın.